röportajda bir şeyler saçmaladıysak düzenleme yapsan orada. İnanacağız mı? Kaç puan versin abi? Bir müşterimiz bunu istedi. Yani çok etkilenmiş Atilla'nın tahtından. Kendisi bir fotoğraf olarak bize şey yaptı, başvurdu. Yapabileceğimizi söyledik. İşte çeşitli anlaşmalar yaptık. Zaman olayını konuştuk. Bu işte bizi fazla sıkıştırmayacağını, biraz daha yani bu anatomi araştırması falan uzun sürecek. Kurdun yapımı, işte bunun kurdun yüz yapısının anatomisi, bunun biraz zaman alacağını söyledik. O da zaman olarak zaten bize şey yapmadı. Ve sırf ağaçtan iskarpeleyle, elemeyle ve hiçbir şekilde CNC bir şekilde bir şey girmeden, teknolojik bir şey girmeden üretimini gerçekleştirdik. Kendimiz boyadık, şey yaptık, sonuçlandırdık. Tabii yaparken de çok acele etmedik. İşte yüz yapısı, işte dişlerin yapısı, burun yapısı, kurdun bütün özelliklerini yansıtmaya çalıştık. Biraz da başardık sanırım. Sonuçta bu çıktı ortaya ve çok ilgi gördü. Bakalım bundan sonra yine devamı gelecek mi? Başka bir hayvan figürü, başka bir şey gelecek mi? Zaten enteresan tasarımlar yapıyoruz, bu mobilya, sandalye, masa, berjer üretimi üzerine olsun. Yani ahşap üzerine biraz meraklıyız, fazla meraklıyız. Ağaçtan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani müşterinin isteği doğrultusunda, tabii bu da sipariş yoğunluğunda oluyor. Yani bu tip işleri yapmak İnegöl adına bize gurur veriyor. Sonuçlandırmak, işte dışarıdan insanların, işte İstanbul'dan, Ankara'dan, yurt dışından olsun, zaten Türkiye'de tanınıyor, yurt dışından da işte bu tip şeylerin Türkiye'de İnegöl'de yapılması onlar için şaşırtıcı bir şey oluyor. Yani İtalya'yı yakalamış durumdayız. Yani sanırım bundan sonra daha da hızlı bir gelişmeler yaşanacak bizim mobilya İnegöl sanayisinde. Ama bizim gibi ustalar da azalıyor. Yani daha çok makineleşme olduğu için el emeği ve sanat üzerine yapılmış tasarımlar biraz geri planda kalıyor. İşte insanların çok üreteyim, işte çok piyasaya sunayım, fiyatta biraz düşmeler oluyor. İşte üretim hızlandığı için işte biraz da kalite düşüyor. Ama böyle sanatsal şeyler tabii biraz da destek gerekiyor. Biz bu desteği göremiyoruz. Yani kendi çabalarımızla ayakta durmaya ve yaşamımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. İlk etapta Bursa'ya gidecek, oradan Azerbaycan'a gidecek. Müşterimiz hem Bursa'da hem de Azerbaycan'da ikamet ediyor. Bir iş kadını. Yani yurt dışında sanırım bunu biraz yurt dışına pazarlamayı düşünüyoruz. O yolları, o kanalları da bulacağız. Arkadaşlarımız var yurt dışı ile alakalı. Sırf bu değil tabii. Bunun gibi başka hayvan figürleri de uygulanabilir. Kartal uygulanabilir, aslan uygulanabilir. Ama bu şu anda Atilla'nın tahtı olarak geçen bir uygulama. Atilla'nın baltasını da ürettik, görüyorsunuz. Bu Atilla'nın baltası altın olarak şu anda Macaristan Müzesi'nde sergileniyor. Dışarı yaptırırsak bunları tabii ki çok farklı rakamlar çıkacak. Yani 30 bin lira, 40 bin lira civarı sadece dışarıya yapılacak ödeme olarak çıkar. Tabii biz bunları kendi bünyemizde hallettiğimiz için problem olmadı. Kendimiz hallettik. Biraz da kendimiz bunu üretirken, İşte boya aşamasında efektleri bozacak mı, yapacağımız gölgeleme, zımpara aşamasında
İşte birkaç renk çalışması var. Bunlar kurdun yüz yapısında işte vereceği o sinirli yapısı, işte saldırgan yapısını bozacak mı diye kendimiz ele aldık. Bir dışarıya versek bunu sık sık kontrol etmemiz gerekirdi. Sürekli orada bulunmamız gerekirdi. Bu da tabii başka işlerimizi de etkilerdi. Kendimiz yapmamız, yani zaten meraklıyız bu işe. Kendimizin yapması sonucu daha bir şey yaptı. Yani kendi içimize sinerek bir sonuçlandırdık. Bitirmemiz gerçekten bizim adımıza da büyük bir referans oldu. Bakalım müşterimizin tepkisini ve eşinin tepkisini biz de çok merak ediyoruz. Onu da birkaç gün sonra göreceğiz.